Yunan ve Bulgar turistler Edirne'ye geldiğinde esnafın yüzü gülüyor. Fakat esnaf da turistler de isyanda. Bulgaristan'da nereye giderseniz her yerde tuvaleti var. Her yere tuvalet yapılmalı. Mesela biraz önce benim tuvaletim geldi ve bir otobüsün arkasına gittim. Çünkü başka bir yer bulamadım. Buraya geldiğimizde tuvalet için camilere gidiyoruz. Şimdiye kadar kapalı olan cami bize denk gelmedi. Bazı işletmelerde de tuvalet var. Onlar kullanılabilir. Belki herhangi bir restoranda ya da mağazada tuvalet bulurlar. Ücretli bile olsa ortak tuvaletler olması lazım. Tuvalet olmaması çok büyük bir sorun. Geliyoruz diyor, tuvalet bulamıyoruz diyor. Hiçbir yerde tabela yok diyor, tuvalet yok diyor. Şimdi bizim esnaf olarak sordukları zaman arkaya yönlendiriyoruz. Diyoruz ki hemen arkada var veya camide var. Şimdi bu Bulgaristan'dan gelmiş, anlamıyor, Türkçe bilmiyor. Nasıl yardımcı olacak? Herkes de Bulgarca bilmiyor, anlatamıyor derdini. Dans ediyorlar, böyle biz anlıyoruz zaten. Diyoruz, hayrola tuvalette arıyorum diyor, hemen diyoruz yardımcı olalım. Şimdi bayan onu söylemeye çalışıyor yani. Çok büyük sıkıntı diyor yani. Edirne'de diyor, o kadar bak insan geliyor diyor, Bulgar geliyor diyor, tuvalet bulamıyoruz diyor. Yunan geliyor, tuvalet bulamıyoruz diyor yani. Biz esnaf olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an tuvalete ihtiyacınız var mı? Siz kaçtı tuvalet sigara zaten epey. Daha yiskim. Evet tuvalet istiyor. Yiskim tuvalet ne? Ben Bulgarca soruyorum ona, o evet diyor, istiyorum diyor, tuvalet istiyorum diyor. Evet efendim, biz de haber yaparken bize tuvaletin yerini sordular. Biz de vatandaşları oraya yönlendiriyoruz. Efendim, siz burada bir esnafsınız. Evet. Bulgaristan'dan gelen vatandaşlar tuvalet ihtiyacı için nereye gidiyor, nerelere yönlendiriyorsunuz? Allah, biz esnaf olarak yabancılar geliyor ve biz camiye yönlendiriyoruz. Ama caminin tuvaleti erken geldikleri için biraz kapalı olmuş oluyor. Biraz sıkıntı yapıyor. Esnafların tuvaletlerine gönderiyoruz ama orada hepsinde sıkıntı yaratıyorlar yani. Cami kapalıyken mağdur duruma düşüyorlar. Mağdur duruma düşüyorlar. Hep soruyorlar. Biz de camiye yönlendiriyoruz ama cami erken kapandığı için, sabahleyin erken açılmadığı için başka taraflara gidiyorlar. Siz burada bir esnafsınız. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen vatandaşları, turistleri nasıl yönlendiriyorsunuz tuvalete? Valla bizi tanıyanlar, müşterimiz olanlar bizde kullanıyorlar, dükkanda kullanıyorlar. Ama müşteri olmayanlar da soruyorlar nerede gidebiliriz diyerekten. Ve mevcut dışarıdaki tuvaletlerimiz hiç kullanılabilir bir şekilde değil. Birincisi otopark, ikincisi tuvalet. Edirne için elzem, olmasa olmazlarından. Biliyorsunuz çok Yunanlı ve Bulgar turistimiz geliyor. Haftanın 6 günü ama çok muzdaripler. Birincisi otopark, ikincisi tuvaletler. Efendim, siz burada bir esnafsınız. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen turistlere geldikleri zaman tuvaleti size soruyorlar. Bu soruya siz nasıl, nerelere yönlendiriyorsunuz? Ya en yakın cami tuvaletleri var bizim burada. Onlara yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Ama çoğu da cami tuvaletlerinin ara sokaklarda olduğu için bilmiyorlar. Ve arıyorlar. Biz de esnaf olarak herkese soruyorlar. Şu meydanlarda bir yakın yerlere tuvalet yapılması gerekiyor. Umumi tuvaletin olmaması gelen turistler için sakıncalı. Çünkü bu sefer esnaflar kendileri götürmek zorunda kalıyor. Bu sefer işinden gücünden de olmak zorunda kalıyorlar. Bunları belediyelerin bir çözüm bulması lazım. Başka çareleri yoksa bu seyyar yaptılar ama yaptıkları yerde uygun olmadı. Atatürk'ün heykelini oraya yaptılar. Daha uygun bir yerler bulunabilirse oraya yapılsın, daha uygun olurlar yani. Çünkü sorun gelen turistler de olsun, vatandaşlar da olsun tuvalet yerlerini beyan edecek yer de yok. Tabela eksikliğimiz de var. Onu da beyan ederlerse daha iyi olur. En azından tuvalet yerinde gelen turistler WC veya şey olarak bulabilirler yani. O anlamda yardımcı olursa belediye çalışanları veya başkanlar genellikle iş çözümü olur gibi duruyor. Efendim, siz burada bir esnafsınız. Gelen Bulgar vatandaşlar burada ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Çoğu Bulgar vatandaşı geldiği zaman tek sorduğu soru tuvalet sıkıntısı. Genellikle tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için bayağı bir zorlanıyorlar. Gün içerisinde bayağı müşterilerimiz de var bizim. Hani bu sıkıntıyı dile getiren müşterilerimiz de var. O sıkıntıları yaşıyorlar. Yani tek sıkıntıları tuvalet sorunu. Yani başka da bir sıkıntıları yok. Hiçbir esnaf hani problem yaşamıyor bu şekilde. Sadece tuvalet sıkıntısı. Yani gün içerisinde herhalde bir 50 kişi falan gelip bana tuvalet nerede diye soran müşterilerim var yani. Peki siz nereye yönlendiriyorsunuz? Ya genellikle camiler en yakın şu an çarşıda. Camilere yönlendiriyoruz. Bazı yani nokta olmadığı için tuvalet noktası maalesef hiçbir yere yönlendiremiyor. Sadece camilere yönlendirebiliyoruz. Camiler kapalıyken mağdur mu kalıyorlar? Tabii geç saatte olduğu için bazı
Yani çoğu dükkan da kapalı oluyor. Bazen de esnaf arkadaşlardan rica ediyoruz. Mağazalarında falan hani bazen tuvaletler oluyor. Oraya yönlendiriyoruz. Ama bayağı sıkıntı yaşıyoruz yani. Ya gerçi biz genel olarak kendimiz de yaşıyoruz. Kendimiz bile camilere gidiyoruz yani esnaf olarak. Yani onu söyleyeyim yani.